Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle iksir yapımı ile ilgili bir video yapacağım. Ben F5'e elime alayım şöyle. Game mode 0 alacağım. Gördüğünüz gibi iksir yapmak için malzemeler simya standı, yükseltebileceğiniz bir şey, blok, 5 cam şişe. Bunların yapımını da göstereceğim. Öncelikle bir taneyi böyle koyuyorum ve simya standın üstüne koyuyorum. Simya standını yapmak için Nether'dan bulmanız gereken Blaze çubuğu, Blaze Rod olarak geçer. Blaze öldürmeniz lazım. 3 tane kırık taşı aşağı koyduğunuz zaman, bir tane üzerine Blaze çubuğu koyduğunuz zaman bu bir simya standı olur size. Ve Nether kalesinden bulabileceğiniz Nether wardlar var. Bunların yetiştirmesini de göstereceğim. Bunlar da iksir yapmak için malzemeler. Gast gözdaşı, mayalı örümcek gözü, blaze tozu, şeker kamışı, şeker. Şekeri yapmak için de doğada çıkan şeker kamışını alıp bir tane koymanız yeterli. Hemen başlayalım. Ben kazanı koyayım şuraya. Şöyle. Kazanı suyla dolduruyorum ve gördüğünüz gibi az bir şey yapıyor. O yüzden sonsuz su kaynağı öneririm ben size. Hemen geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz standa ve su şişelerini koyuyorsunuz. Daha sonra tepesine şu stand, iksir standı kısmına bir tane Nether Ward koyuyorsunuz ve bekliyorsunuz suyu işlemesini. En çok survival serverlarda lazım olan şey güç iksiri. Tabii siz normal survival oynarsınız, tek single player, orada her istediğinizi yapabilirsiniz. Blaze tozu size güç iksiri verir. Parlayan karpuz falan, onları daha henüz denemedim ama ben blaze tozu koyacağım. Yani hiç yani iksir yapmadım ben normal survival'da kendi kendime. Enç masası kullanıyordum çünkü. Şimdi blaze tozunu koydum. Blaze dozu yavaş yavaş işleniyor. Şu an garip iksir etkisiz olarak geçiyor ama az sonra güç iksiri olacak. Evet. Güç iksiri bu içmeli oldu. Ama şayet siz bunu derseniz, ben bunu atmak istiyorum, İşte atılmalık iksir olsun derseniz, İşte patlayıcı. Bir tane şu baruttan koyuyorsunuz, creeperlardan çıkan. O patlayıcı oluyor. Evet, uygulansın. Bu arada birkaç gündür internetime bir DDoS saldırısı var. Önceden de vardı da daha çok arttı bugünlere. Nedenini bilmiyorum. Şu an patlayıcı kuvvet iksiri oldu. Bir tanesini atayım hatta. Kuvvet 38 saniyelik bir kuvvet. Şu an hemen deneyelim. Gerçi bu şeyde deneniyordu aslında. Yaratıkta deneniyordu ama olsun. İksir yapımı bu şekil. Eğer süresini uzatmak isterseniz de göstermedim ama hemen bir tane daha yapayım. Bir tane Nether Ward koyayım. Bu sefer süresini uzatmak için kızıl taş koyacağım. Evet. Olsun iksirimiz. Nether Ward suyu işlemeye başladı. Dediğim gibi Nether Ward'ı, işte Blaze çubuğunu bulabilmeniz için Nether'a gitmeniz gerekiyor. Evet, garip etkisiz. Bir tane Blaze tozunu değil de patlayan karpuzla bakalım ne çıkıyormuş. Hemen bakalım. Dediğim gibi iksir yapabilmek için Nether Ward çok lazım. Onun yetiştirmesini de şimdi göstereceğim. İşte nasıl yetiştirebiliyorsunuz diye kedicik. Kedicik bağırıyor bu arada. Ses size geliyordur kedicin. Evet, parlayan karpuzla iyileştirme iksiri oldu. Anında sağlık. Bunun süresini uzatmak istiyorum. Aa, anında sağlığın uzamıyormuş. Pardon. Bu şekil. Buna işte dediğim gibi ben bunu mesela şey yapmak istiyorum. Patlayıcı yapmak istiyorum. Bir tane barut koyacağım. Aynı şekil. Süresini uzatmak için kısıl taş, ki bazı iksirlerin uzatılmıyormuş. Onu da şimdi öğrendim. Fakat patlayıcı yapmak istiyorsam barut koyuyorum bir tane. Evet, şu an patlayıcı sağlık anında deneyelim.
Evet, canımız biraz azalsaydı o şey yapacaktı. Bizi, canımızı fullleyecekti. Şimdi bunları siliyorum. Size Netherwart'ın nasıl yetişeceğini göstereyim. Bunun için öncelikle ihtiyacınız olan bir adet Netherwart, cehennem taşı, ay Netherwart, işte cehennem taşı, ruh kumu, bir de çakmak. Ben buradan Netherwart da bulayım. Küçük bir yer göstereceğim ben size. Siz isterseniz büyük bir yerde büyütebilirsiniz. Bu kadar yeter bana. Cehennem taşlarını bu şekil yerleştiriyorum. Daha sonra cehennem taşlarını yerleştirdikten sonra bunları yakıyorum. Böyle. Ki bu sayede daha iyi yetişecekler. Daha sonra şuradan bir şey çekiyorum. Şöyle. Ben üstün körü bir şey yapıyorum ama siz şey yaparsınız. Sonra üzerlerine Netherwart'ı koyuyorum. Olmadı. Yanlış yaptım. Pardon. Bir tık daha şey yapmam gerekiyordu. Dipten yapmam gerekiyordu. Bunu yaparken dikkat edin, siz yanmayın yalnız. Bunu yaparken yanma olasılığınız çok yüksek. Aa, şuraya kum bulayım. Kötü görünür böyle. Daha sonra yakıyorum. Altından ateş yakarsanız şayet daha hızlı büyürler. Bu kanıtlanmış bir şey. Evet, bu şekil. İki blok aşağıdan yaptım. Gördüğünüz gibi Netherwart'lar burada yetişiyor. Bulduğunuzda zaten Netherwart'lar az olacak Nether Kalesi'nde. O yüzden biraz çoğaltmanız gerekecek. Bu şekil. Bunun sakın çevresini kaplamayın. Bir tane tahta bir şeyle sakın. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bunun çevresini tahta bir şeyle kapladığınızda. Şimdi az sonra yandığını göreceksiniz. Bakın, gördünüz mü nasıl yanıyor? Aşağıdan şuradan bir yerden sıçrıyor. Nasıl sıçradığını ben de bilmiyorum. Bu böylemesine yanıyor. Şunlar. Gördünüz. Evinizde survival'da yangın çıkarabilirsiniz. O açıdan yapmasanız daha iyi. Kenarına bir şey. İlk videomuz bu kadardı. Birkaç tane daha video yüklemeye çalışacağım bilgilerle ilgili. Aynı şeyler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abonem olursanız mutlu olurum, dışarıdan izliyorsanız. Videoyu beğendiyseniz de beğene basabilirsiniz. İki video daha çekeceğim. Ondan sonra render'a vereceğim. Bir başka videoda görüşmek üzere.